Barcelona şehrini duymayan yoktur. Barcelona futbol takımını da. Ancak Katalonya'yı bilenlerin sayısı az olabilir. İber Yarımadası'nın güneydoğusunda bulunan Akdeniz'e kıyılı bu zengin bölgede Barcelona, Taragota Lerida ve Girona beldelerini içine alan eyalet Katalonya olarak isimlendirilmektedir. Katalonya, İspanya'ya bağlı özerk bir bölgedir. 8 milyona yakın insan barındırır ve baş şehri Barcelona'dır. Bu topraklarda Katalan diye anılan Latin kökenli ama İspanyol ve Fransız olmayan bir halk yaşamaktadır. Bu insanlar başta Katalanca olmak üzere İspanyolca ve farklı bir Katalan dili olan Aranca konuşmaktadırlar. Tarihe baktığımızda İspanya ve Katalonya Roma ve Gotlardan sonra Müslümanlar tarafından fethedilmişti. Miladi 711'den itibaren İspanya'da tesis edilen Müslüman idaresi ilerleyen yıllarda sekteye uğradı. 15. yüzyılda İspanyollar ve Katalanlar hakimiyeti tekrar ele geçirdi. 11 Eylül 1714 yılına gidersek İspanyolların taht mücadelesinde Katalanların Avusturya kralını desteklemesi üzerine Barcelona kuşatıldı. Bölgeyi özerk kılan birçok yönetim birimi Katalanların elinden alındı. Bu olay sonrası Katalanlar bölgede önemli haklarını kaybettiler ve anayasaları ortadan kaldırıldı. Katalonya'da Diada olarak geçen 11 Eylül Ulusal Bayramı'nda halk bu tarihsel olayı anmak için sokaklara çıkar. ya da bağımsızlıkçı olsun ya da olmasın her Katalan'ın kutladığı bir gün. Ancak bugün artık ayrılık talepleriyle özdeşleşmiş durumda. 1833 yılına gittiğimizde farklı bir taht mücadelesi yaşandı. 6 sene süren iç savaş sonrasında Veliaht Prens Carlos'un davayı kaybetmesiyle yeniden ateşlenen Katalan milliyetçiliği sönmedi. Artarak devam etti. Umutlarını hiç kaybetmeyen Katalanların yaklaşık 100 yıl önce yazdıkları milli marşları ise şöyle başlıyor. Muzaffer Katalonya, yeniden bolluk içinde ve zengin olacak. Aslında Barcelona sokaklarındaki bağımsızlık talebine dair çok şey anlatıyor bu marş. Katalonya'da bağımsızlık isteyen herkesin farklı bir motivasyonu var. Bu motivasyonlar birbirinden tamamen ayrılamaz çünkü her biri bir diğerini destekliyor. Ancak Katalanlar neden ayrılmak istiyor sorusunu yanıtlarken bunları ayrı ayrı ele almakta fayda var. 1932 yılında uzun bir aradan sonra tekrar özelliğini ilan eden Katalonya'nın sevinci uzun sürmedi. Ülke genelinde yaşanan karışıklıklardan sonra başkanlığa milliyetçi lider Franco getirildi. 1938 yılında Francisco Franco Katalonya'nın özelliğini tamamen kaldırdı. Katalanca konuşmak yasaklandı. Katalanların asimile edilmeye çalıştığı bir dönem başladı. Bu devirde İspanyol-Katalan ihtilafı Real Madrid-Barcelona maçlarında da yaşandı. Barcelona takımının bayrağı aynı zamanda Katalonya bayrağı idi. İki takım arasındaki maçlar bazen teröre varan siyasi mücadelelere sahne oldu. Yıllar 1978'i gösterirken İspanyol hükümeti referandumla yeni bir anayasaya geçti ve Katalonya yeniden özelliğine kavuştu. Günümüzde bütün Katalanlar ilkokuldan üniversiteye kadar çift dilli bir sistem içerisinde eğitim görüyorlar. Okullarda her türlü kamusal alanda ve resmi evraklarda Katalanca geçerli. Bunun yanında İspanyolca bilmeyen Katalan yok. Birçok Katalanın evde konuştuğu, ana babasından öğrendiği dil dahi İspanyolca. Katalonya'nın kendisine ait bir meclisi ve kendi polis gücü mevcut. Katalonya'da Katalanlar çoğunlukta olsa da bölgedeki İspanyollar Katalanların bağımsızlığına karşılar. Diğer taraftan İspanya'nın birçok bölgesinde Katalanlar yaşamakta ve Avrupa'nın eski ve köklü milleti olan Katalanlar İspanya'dan ayrılmak istemekte. Hal böyle olunca bu topraklarda iç karışıklıklar yüzyıllar boyunca devam etti. 1 Ekim 2017 tarihinde İspanya ve Katalonya için büyük öneme sahip bir olay gerçekleşti. Katalonya yerel hükümetinin ayrılmayı öngören sürecin başlamasına ilişkin kararına istinaden Katalonya'da yerel halkın isteğini ortaya koyacak bir referandum yapılmasına karar verildi. Halkın özerklik veya bağımsızlık arasında karar vereceği referandum İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından yasa dışı ilan edildi. Madrid'in bütün engellemelerine rağmen Katalanlar pazar günü işgal ettikleri okullarda kurulan sandıklara hücum etti. %90 oranındaki bağımsızlık desteği büyük bir zafer olarak algılandı. Seçime katılan Katalanların %43 gibi düşük bir oranda kalması ise kafalarda soru işareti bıraktı. İspanya Kralı oldu bittiye getirilen referandumu kabul edilemez bir sadakatsizlik olarak niteledi. Dönemin İspanya Başbakanı Mariana Rajoy ise Katalanların kandırılarak yasa dışı bir oylamaya katılmaya zorlandıklarını belirterek referandumu demokrasiyle dalga geçmek olarak nitelendirdi. Avrupa Birliği Komisyonu yaptığı açıklamada düzenlenen referandumun İspanya yasalarına göre aykırı olduğunu dile getirdi. 27 Ekim 2017'de Katalonya parlamentosunda kabul edilen tek taraflı bağımsızlık deklarasyonu sonrasında eski Katalonya Özel Yönetim Hükümeti Başkanı ve 6 eski Katalan siyasetçi İspanya dışına kaçtılar. İspanya'da kalan 12 Katalan siyasetçi ve sivil toplum örgütü liderinin davası 12 Haziran 2019 tarihinde sona erdi. Yüksek mahkeme kararını 2019 sonbaharında açıklayacağını bildirdi sanıkların anayasal düzeni şiddet yoluyla yıkmak suçundan mı yoksa yasal olarak onun bir kademe altında olan kanunun uygulanmasına engel olma suçundan mı hüküm giyeceği büyük bir merak konusu. Ezilmiş bir ulus Katalonya. 11 Eylül Katalonya bağımsızlık gününde sokaklarda görebileceğiniz büyük pankartlar arasında. Tarihe baktığımız zaman bu cümle yanlış bir önerme değil. Ancak Avrupa'nın en özel bölgesi ünvanının taşıyan Bugünün Katalonya'sında geçerliliği tartışmaları da beraberinde getiriyor. Barcelona, sahip olduğu Akdeniz iklimi, zengin mutfağı ve olağanüstü mimarisiyle Katalonya'yı turistik olarak dünyanın en ilgi çekici yerlerinden biri kılıyor. Her yıl düzenlenen ticari organizasyonlar Barcelona'yı ve dolayısıyla İspanya'yı iş dünyası ve yatırımcılar için cazip hale getiriyor. İspanya gayri safi yurt içi hasılasının %20'si Barcelona kaynaklı. Katalonya'daki işsizlik oranı ve gelir eşitsizliği İspanya'nın kalanından çok daha düşük. Euro bölgesindeki birçok ülkeden daha zengin bir bölge. Videomuzu Katalan Milli Marşı'nın son mısrası ile bitiriyoruz. Zamanı geldiğinde zincirlerimizi kıracağız. Bağımsızlıkçıların hedefi bütün bu bilgiler ışığında daha iyi anlaşılıyor. Desteklemek ya da karşı çıkmak ise size kalmış.